9 kez değişmiş. Ben geçen programda okumuştum. Ya, yani bir daha ya. sene bir daha değişir. merak etmeyin. Ne demek o? Değişir yani. E, tamam işte onun üzerinden konuşalım. Değişir, üzerinden. değişir hiç korkmanıza gerek yok. İstediğiniz gibi olur. 15... Yani, kim ne istiyorsa olur. Yani bir türlü çözülmemiş. çözülmemiş. 15 yılda 9 kez. Yine değişir değişen yani. Bunu bir mutlak sistem... diye düşünme bak. Şimdi bu, bu rakamlara hiç gelirken bakmadım. Niye? Dün şöyle resim altında gördüm işte iki, 2022'de şu yani değişecek çünkü. Niye kafamı yorayım? O zaman. Ha. Niye kafamı yorayım ya? <laughs> ben niye de o kadar benim çok derdim var benim ha. Herkes. Az zannediyor insanlar. Gerçekten benim vardır. kafamın içinde çok sıkıntı var. Televizyon derdim var baktığı yani. adamla yaşadığı adam, yaşayan adam aynı değil zaten canım abi. Tamam ya. diyorum bak. Derdim çok dur hangisine yanayım? Buna kafa yoramazsın. Ya sen önüm sene kalmadan değişir Ya 4 gün içinde ligi başlatma şey değişti. Değil. Açıkladılar başlatıyoruz diye 4 gün sonra değiştirdiler. Hmm. Bir dahaki sene 28 yabancı derler ki yabancı yerli yok. İsteyen istediği kadar alsın parası varsa. Bunun bir, Bu bir yasak değil zaten. Şimdi bak oradaki ifade şu yasakla diyor. Fatih Hoca öyle e, diyor. Yasakla sınırla diyor. Yasakla sınırla e, diyor. Yasakla sınır aynı şey mi? Aynı kelimeler mi yani? Değil. Yasakla sınır aynı durum. mu? Değil. Yani bir şeye sınır çekmek. De. Değil. ya Onu yasaklamak. Yasak tamamen men ha. etmek. Yani. Yasaklamak. Ya yasak da aynı, aynı şey. Mi? Değil ya değil şimdi değil. ben tamam. söyledim oldu yasak. E tamam ikisini bir arada kullanınca sen diyor ki kelimeyi benim kullandığım kelimeyi noktalı yerlerde ister yasağa koy kullan ister sınırlamayı koy kullan. Borç? Mesela takımların borcundan bahseden var mı? Ya aylardır sizle konuşuyoruz. Harcama sınırı konulsun. Ona var mı? Göre... Var mı? Hayır. Bahseden kimse var mı? Takım borcu. Hayır, yok. Ya kardeşler, istediğiniz kadar bak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Cem Dizdar konuşuyor. Sayın sevgili yöneticiler, sayın kulüp başkanları, sayın idare heyetleri. hepiniz hoş geldiniz. İstediğiniz kadar yabancı oyuncu, istediğiniz oyuncu, istediğiniz parayı verebilirsiniz. Hı. Şartımız şu. Borçlu olanlar bugünden itibaren borçlarını, ödeme takvimlerini önümüze getirsinler. İlk 3 aydaki ödeme ritimlerine bakalım. Eğer oyuncu alır da 3 aydaki ödeme şeyini tutturamazlarsa üçlü periyotta yani. Diyelim ki 3 aylık periyotlar verdik. Hani hmm, çeyreklere hmm, bölünür ya hmm. ekonomi öyledir. Birinci tamam. çeyrek, ikinci çeyrek. E, tutturamazsanız ilk iki çeyrekteki şeyinizi, hesabınızı. 18 puanınızı sileceğiz. Hatta bir alt ligde bile o puanı işleteceğiz. Yani düştüm de orada sıfır da yok. Yani düştüm orada sıfır yok. 18 kaçta düştünüz? Eksi 9 orayı da eksi 9 ile devam edin. Nereye giderseniz. Var mısınız? Varız derler mi sizce? Bilmiyorum varız der Bak yasak bu. Paraya yasak yok. Ne güzel değil mi? Para harcamaya yasak yok. İstediğini alıyorsun. Aldım, yanıldım, gönder. Aldım, yanıldım, gönder. Aldım, olmadı. Ya ne Hiçbir yaptım? şey yaramayacak gönder. mı bu? Orada atıyor, bende atamıyor, gönder. Orada tutuyor, bende tutamıyor, gönder. E ne oldu? Yine 14, Yine 14 yabancı alacaksın. 8'i sağda olacak. Ya ne fark eder? İsterse yani bak, bizim oyunun nasıl oynanması lazım biliyor musun? Nasıl? Mesela uluslararası oyunumuzun. Hmm. UEFA'ya, FIFA'ya başvuracağız. Ya biz 11'e 11, i 11 i oynayamıyoruz. 12 11'de de tedirgin oluruz bize 13 hakkı verin